arkadaşlar. Bugün yine bir cezaevi önündeyiz. Neden cezaevi önündeyiz? Çünkü arkadaşlarımız, meslektaşlarımız gazetecilik yaptıkları için aylardır haksız yere tutuklu bulunuyorlar burada. Önümüzdeki hafta 10 ve 12 Eylül'de ETA ve Özgürlükçü Demokrasi'de çalışanlar arkadaşlarımızın duruşmaları olacak. Buna dikkat çekmek için ve buna çağrı burada da sesimizi yükseltmemize izin vermiyorlar gördüğünüz gibi. Çünkü bizim sesimiz gerçekleri açığa çıkardığı için bunun duyulmasını engellemeye çalışıyorlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu hafta başında adli yıl başladı ve hafta başından itibaren her gün en az bir gazeteci yargılanmaya devam ediyor. Bu yılda yine gazeteci davalarını takip etmeye devam edeceğiz. Bugün görüyoruz ki cezaevlerinde haber merkezlerinden daha fazla gazeteci bulunmakta. Yine Bakırköy cezaevinde ondan fazla tutuklu kadın gazeteci bulunuyor. Biz gerçekleri ortaya çıkardığı için hem üyelerimizi hem de tüm tutuklu gazetecilerin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu yılda tüm gazetecilerin gazetecilik yaptıkları için tutuklanan gazetecilerin suç işlemediklerini bir kez daha gözler önüne sergilemeye devam edeceğiz. Aslında haber takiplerinde yan yana gelmemiz gerekirken biz son aylarda neredeyse her birimiz hapishanelerin önünde, adliyelerin önünde tutsak gazeteci arkadaşlarımızla dayanışmak için, onlara özgürlük demek için buluşuyoruz. Bu durum gittikçe daha da çoğalmış bir halde. Eylül ayında neredeyse 80'e yakın gazetecinin davası var ve biz 80 defa daha adli önlerinde, cezaevi önlerinde buluşacağız demek oluyor bu. Yüzlerce defa söyledik, bütün gazeteci arkadaşlarımız gazetecilik yaptığı için içeride, gerçekleri yazdıkları için içeride bunu siz ediyorsa, bu gerçeklerin bilinmesinden kimler rahatsızlık duyuyorsa bugün de burada sesimizi kısmaya çalışıyorlar. Ama biz nasıl ki sesimizi sadece mikrofonla duyurmuyorsak, gazeteciler de sadece yazı yazarak halkın haber alma hakkını güvencelemiyorsa, bizim yani tutsak edebilirler gazetecileri, bugün burada bizim sesimizi kısabilirler ama gerçeğin sesini asla kısamazlar. Nasıl ki bizden önceki gazeteciler gerçeklere haykırmaya devam ettilerse, biz de o geleneği bugünlere taşıyorsak, bundan sonra da aynı yoldan yürüyenler aynı gazetecilerin ayak izlerine basarak gerçeği haykırmaya devam edecek. Buluştukları gün de karşılayacağız. O günler de yakındır diyorum. Teşekkürler. Gazeteciler tutuklanıyor, siyaset yapanlar tutuklanıyor, avukatlar tutuklanıyor, öğrenciler tutuklanıyor. Aslında kısaca gerçeği açığa çıkarmaya çalışan, toplumsal muhalefet içerisinde yer alan, iktidara karşı söz söyleyen herkesin yargılandığı bir dönemden geçiyoruz. O hal koşullarıyla beraber bu tür yargı eliyle toplumsal muhalefeti susturmaya çalışma mekanizmaları çok daha güçlenmişti. Şimdi ise o hali kaldırdık diyorlar ama gerçek anlamda bir kaldırma değil, o halin normalleştirdiği, yasallaştığı bir zemine geçtik. Aslında biz sürekli olarak olağanüstü halle yaşıyoruz. Yapacağımız basın açıklamalarına izin verilmemesi, şurada bile bizim işte sesli olarak basın açıklaması yapamıyor oluşumuzun kendisi bile aslında sürekli bir OHAL içerisinde yaşadığımızın göstergesi. İşte gazeteci arkadaşlarımız tüm bu gerçeği açığa çıkarmak için haber yaptılar. Tüm bunları kamuoyuna duyurmak için haber yaptılar. Haber yapmaya da devam edecekler. Bu kadar gazetecinin yargılanmasının asıl nedeni de onların halka gerçekleri aktarıyor olmasıdır. Ama bugün burada olduğumuz gibi gazetecilerin yanında ezilenler olarak, kadınlar olarak, direnenler olarak yanlarında olacağız. Onlar da halkın yanında olmaya devam edecekler. Gerçekleri yazmaya devam edecekler. Ne zaman ki gerçekler herkes tarafından bilinir oldukça ve bunu açıkça söylenebildiği zamana dek gazetecilerin de mücadelesi, bütün meslekten olan, hangi meslekten olursa olsun her kesimin mücadelesi de devam edecek. Buradan bütün herkesi gazeteci arkadaşlarımızın duruşmasına davet etmiş olalım. Merhaba değerli basın emekçileri. Ben de buradan çok değerli arkadaşım, özgürlükçü demokrasi editörü sevgili arkadaşım Hicran Ürün şahsında bütün tutuklu arkadaşları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ülkemizin OHAL'inin resmi olarak kalktığı ama fiili olarak devam ettiği bir süreçten geçiyoruz. Haber yapma hakkı suç değildir. Haber alma hakkımız engellenemez. Arkadaşlara buradan her zaman onların yanında olacağımızı söylemek istiyorum. Ve bütün herkesi 10 ve 12 Eylül mahkemeye davet ediyoruz. Bir inancın
Yüceliğimde buldum seni, yüceliğimde buldum. Bir kavganın güzelliğinde sevdim seni. Bin kez budadılar kerpedallarımızı, bin kez kırdılar budadılar. Oy oy oy, daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü. Aşkın yüzü olunca yok yok bitmedi. Sürüyor o kavga yeryüzü, aşkın yüzü olunca yadek. Ray ray, bir bir çekilirken teslim bayrakları, teslim bayrakları, göçmelerle tozarken Avrupa yolları. Durdu bir avuç yiğit, bir tutam kır çiçeği, girdiler gituf. Fanına, oy oy oy, daha sürüyor o kavga sürecek yeryüzü. Aşkın yüzü olunca yadek bitmedi. Sürüyor o kavga yeryüzü, aşkın yüzü olunca yadek. Bu kavga, yani daha güzel bir dünya kavgası. Hepimizin istediği bu. Mutlu olacağımız bir ülkede, topraklarda, bölgede yaşayalım. Bu kavga sürecek. Hapishanelerde olsa da sürecek. Yüzyıllardır, bin yıllardır sürüyor ve bundan sonra da sürecek. Basına ve kamuoyuna. Sizlerin de bildiği gibi Nisan ayından beri Etkin Haber Ajansı editörleri Pınar Gayip ve Semiha Şahin ile Özgürlükçü Demokrasi'den editör arkadaşlarımız Reyhan Hacıoğlu ve Hicran Ürün Bakırköy Kadın Cezaevinde tutuluyor. Arkadaşlarımız aylar önce bir gece evlerine yapılan baskınla haksız ve hukuksuz şekilde gözaltına alındı ve tutuklandı. Meslektaşlarımızın iddianamelerine baktığımızda haberleri suç unsuru olarak gösteriliyor. Biz arkadaşlarımızın gelecek hafta görülecek olan duruşmalarda serbest bırakılacağına, bu hukuksuz tutuklamanın bir an önce sona ereceğini umut ediyoruz. Halkın haber alma ve gazetecilerin haber yapma hakkı düşünüldüğünde davaya katılımın önemi ortada. Bu nedenle tüm kamuoyunu önce pazartesi günü ETA'dan, sonra çarşamba günü Özgürlükçü Demokrasi'den 6'sı tutuklu 14 gazeteci arkadaşımızın Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne davet ediyoruz. Şimdi arkadaşlarımız için uçuracağımız balonlar belki onlara ulaşmayacak, ancak onların özgürlüğü için doğaya uçurduğumuz birer dilek işareti olarak evrende yerini alacak. Gazetecilik suç değildir. Tutsak gazeteciler serbest bırakılsın. Tutsak gazeteciler serbest bırakılsın. Şimdi balonları uçurabiliriz arkadaşlar.